efendim. Yeniden mutlu günler. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınıyla Haber 16 ile sizlerle birlikteyiz. Tüm gelişmeleri bültenimiz içinde aktaracağız. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların detaylarına bakacağız. Kendimize gelmeliyiz dedi. Kendimiz tehlikenin farkında olmalıyız dedi ve yeni alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gelsin ekranlara. Salgının etkilerini azaltacak biçimde bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 1. 60 yaş ve üstü çalışanların yani idareci pozisyonunda olanlar hariç 2. hamilelerin 3. kronik rahatsızlığı bulunanların 4. 10 yaş ve 6 çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışabileceklerdir. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır. İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfz Sağ Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Hepimiz için, sağlığımız için sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır. Evet sevgili izleyiciler, İzmir'de Cuma günü yaşanan 6.9 büyüklüğünün ardından depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Şimdi depremle ilgili tüm gelişmeleri de değerlendirelim istiyoruz. Haber 16'da değerli bir konuğumuz. Telefon hattımızda bizlerle birlikte AK Parti Milletvekili Bayındırık ve İskan Komisyonu üyesi Sayın İlyas Şeker. Sayın Şeker hoş geldiniz efendim Haber 16'ya. Alo. Sayın Şeker hoş geldiniz Haber 16'ya efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tüm Türkiye'nin başı geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var depremde. Yaralılarımız var. Tedavileri devam ediyor bir kez daha. Tabii ki istemiyoruz böyle depremler yaşayalım ama depremi de konuşuyoruz bundan sonraki süreçle ilgili. Şunu sormak istiyorum size Sayın Şeker, böyle bir deprem yaşandığında İzmir'de, Bayraklı'da yıkıcı etkisini gördüğünüzde ilk olarak ne hissettiniz, ne düşündünüz? Tabii öncelikle ben de o bölgedeki İzmir bölgemizde bu deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Tabii son 91. saatte çıkarılan Ayda Bebek gerçekten bütün Türkiye'de gözyaşı akıttı. Sevinç gözyaşları akıttı. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayız diye düşünüyorum. Tabii İzmir depremini yaşadığımız zaman ilk aklımıza gelen 20 yıl önceki 99 depremi, Kocaeli depremini hatırladık. Çünkü o depremi birebir yaşayan bir insan olarak, hatta depremde enkazdan çıkan birisi olarak o depremi hatırlamamak mümkün değil. Maalesef İzmir depremine de bakıyoruz, Kocaeli depremine de bakıyoruz, diğer depremlere de bakıyoruz ve bu olaylarda da hep suçlu depremi gösteriyoruz ama aslında depremle uzaktan yakından çok fazla ilgisi yok vefatların. Gerek Kocaeli depreminde olsun gerekse İzmir depreminde baktığımız zaman deprem nedeniyle hayatını kaybeden birer kişi var. Kocaeli'de fay hattına düşen bir kişiydi. İzmir'de de Seferihisar'da sahil kenarında tekerlekli arabasında duran Fatma teyzeydi yanlış hatırlamıyorsam. Tsunami nedeniyle sele kapılarak hayatını kaybetti. Peki bunun dışındakiler neden vefat etti diye sorabilirsiniz. Maalesef üzülerek söylüyorum. Onun dışındakilerin tamamı sağlıksız ve güvensiz yapıların yıkılması nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Hatta basından, ulusal basından da gördük, takip ettik. Birkaç tane bina ile ilgili de yıkılan binalar dahil olmak üzere raporları varmış, yıkım raporları varmış ama bir türlü de gerçekleştirememiş. Yani maalesef az önce de belirttiğim gibi tamamıyla güvensiz yapılmış olan, sağlıksız yapılmış olan ve alüminyum bölgelere, fay hatlarına ve çökme bölgelerine yapılmış olan binaların bu tür olaylar, doğa olayları karşısında dayanıksız olduğundan dolayı yıkılıyorlar. Bundan dolayı da insanlarımız hayatını kaybediyor. Aslında buradan ders çıkarmak lazım, ders almak lazım yaşanan depremlerden. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapmaları lazımdı belediyelerin bugüne kadar ama bir eksiklik var orada öyle gözüküyor. Çünkü evet, hükümet olarak çok önemli bu konuda Sayın Şeker değil mi?
Anlayamadım. Zemin de sadece bina değil ama kesinlikle. Zemin etütünün de çok iyi olması yani, gerekiyor. Şimdi siz alüminyum zemine, çökme zemin üzerine bina yaparsanız, binayı çok sağlam yapsanız dahi o bina ayakta durmaz deprem esnasında. Bunu biz 99 depreminde Kocaeli'de gördük. Adapazarı bölgesinde özellikle gördük. O bölgede sıvılaşma olduğu için zeminde binalar 180 derece yan tarafa yatıvermişti. Yani şeyle vinçle kaldırın, düzeltin ve içinde kullanabileceğiniz bir durumdaydı binalar. Ama zemin sağlam olmadığı için bina ne kadar sağlam yaparsanız yapın, orada sıkıntı var. Daha ne olması lazım? Orada da bina yapılabilir mi? Yapılır ama maliyeti çok yüksek olur. Hangi İşte kazık çakmanız lazım. Sayın Şeker, böyle bir zeminde hangi koşullarda yapılır o zaman? Yani burada tabii maddi anlamda maliyeti artırır. Nedir? Kazık çakmanız lazım temelde. Temele işte 20-30 metre derinliğinde kazıklar çakılır ve binayı da onun üzerine oturtursanız çok sıkıntı olmaz. Ha, bu maliyet olarak kurtarır mı kurtarılmaz mı ayrı bir konu. Onun için bu tür alanları öncelikle belediyenin tespit etmesi lazım. Mesela ben kendi seçim bölgem Kocaeli'den örnek vereyim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 99 depreminden sonra TÜBİTAK'la ortak proje yaptı. Üniversitelerle ortak proje yapıp bütün Kocaeli'nin il sınırları dahilindeki alanların tamamında fay hatları tespit edildi, alüminyum bölgeler tespit edildi, çökme bölgeleri tespit edildi, yapılaşmaya uygun olmayan dere yatakları tespit edildi ve fay hatları da dahil olmak üzere tamamı imara kapatıldı. Hı hı. Ve onun karşılığında da yeni imara uygun alanlar açıldı ve bu çalışmaların şu anda yine bir taraftan peyderpeyde devam ediyorlar. Belediyelerin bu çalışmaları derhal yapması lazım çünkü hükümet olarak aslında belediyelere bu anlamda büyük yetkiler verildi. Gerek imar kanununda gerekse kentsel dönüşüm yasasında büyük yetkiler verildi. Belediyeler bu yetkileri de kullanıp bir an önce kendi sorumlu oldukları alan içerisindeki vatandaşların güvenli konutlarda ve güvenli alanlarda yaşamalarını sağlayacak çalışmaları yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Burada belediyelere yetki verildiğinizi söylediniz. Belediyelerle otorite arasında, devlet otoritesi arasında bir sorun mu var acaba, ilerlemiyor? Çünkü iki apartmanla ilgili biraz önce siz de belirttiniz çürük raporu verildiğini. Sayın yine baktığımızda kurumdan açıklama gelmişti. Bakanımızdan hayır, bize ulaşan bilgi yok demişti. Bunun dışında şunu sormak istiyorum. Burada bir sorun mu var? İkinci sorun da şu. Buyurun, önce bunu cevaplayın isterseniz. Yani bir sorun yok. Orada tek bir sorun var. Belediye maalesef, üzülerek söylüyorum, görevini yapmamış. Belediye kanunun yanlış hatırlamıyorsam 32. maddesindeydi galiba. 32. maddesinde bu tür tehlike arz eden binalar tespit edildiği an derhal yıkılması gerekiyor. Raporunu düzenleyip yıkılması gerekiyor. Yine Büyükşehir Belediye Yasası'nın 7Z maddesinde bu tür afete maruz binalar tespit edildiği zaman bunu ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesine destek alarak yıkması gerekiyor. Ha, bunları kendileri yıkamıyorsa, altından kalkamıyorsalar bu işin, o zaman bakanlığa bildirirler. Bakanlık bu konuda o yıkım işlemini gerçekleştirir. Masrafın iki katını da belediyelerden tahsil eder. Ama bu aşamaya gerek yok. Bunu belediyelerin gerek imar kanununda, gerekse büyükşehir yasasında, gerekse kentsel dönüşüm yasasına göre yıkma yetkileri var. Herhangi bir yere görüşmeye, danışmaya, izin almalarına gerektirecek herhangi bir durumda söz konusu değil. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum size. 99 depremi olduğunda işte hepimizin hafızalarına kazınan o facia, bir daha istemedik ama yaşıyoruz. Deprem bölgesindeyiz, deprem ülkesiyiz. 28 bin değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybeden kayıtlı vatandaşımız vardı. İş kaybı, ekonomik kayıp, canlarımız gitti. Şimdi bu yaşanan depremin ardından Veli Göçer diye bir müteahhit ceza almıştı. Cezasının şekli çölerden çıktı. Hatta sonra hayatını kaybetti diye biliyorum. Şimdi böyle yıkımlar olduğunda sadece müteahhit mi sorumludur? Sadece müteahhiti yüklemek mi doğrudur? Çünkü yine Bayraklı'da baktığımızda gözaltılar var, aranan kişiler var. İşte yine bu binaların yapımı ile ilgili olan bahsettiğimiz. Bu doğru mudur? Nasıl bir yol izlenecek bu saatten sonra? Yani burada tabii bina yıkıldığı için ilk etapta akla gelen bina yapan müteahhit. Yani onun bir sorumluluğu var mı yok mu diye ilk o aşamadan başlıyor. Ama burada sadece suçu müteahhite yüklemek de doğru değil.
Burada mal sahibinin de sorumluluğu var, belediyenin de sorumluluğu var, yapı denetim firmasının da sorumluluğu var. Artı tabii ki müteahhitlerin sorumluluğu var. Eğer müteahhit orada malzemeden çalmışsa, demirden çalmışsa, gerekli teknik özelliklere sahip olmayan malzemeyi, betonu kullanmışsa, buna da yapı denetim firması göz yummuşsa, takip etmemişse, denetlememişse, mal sahibi de bu anlamda kendisi de ilgilenmemişse, yani birbirine bağlı bir sürü sorumluluklar var. Tabii binayı fiziki olarak müteahhit yaptığı için ilk akla gelen müteahhit oluyor. Bu konularda sağlıklı bina yapılması için hükümetimiz gerçekten büyük çalışmalar yaptı, yasal düzenlemeler yaptı. Ta 99'da mesela, 99 depreminden sonra hemen yapı denetim kanunu çıkarıldı. Bu önemli bir yasaydı. Başlangıçta bazı eksiklikler, noksanlıklar vardı. Evet. İşte genelde kamuoyunda kullanılıyor, parasını mal sahibi veriyor, nasıl denetleyecek diye, ama bunun da önüne geçildi. Son yaptığımız düzenlemelerde artık mal sahibi yaptırdığı binanın yapı denetim ücretinin gidip bakanlığa yatırıyor. Bakanlık da kendi sistemi içerisinde kime sıra geliyorsa yapı denetimi ona yönlendiriyor. Dolayısıyla müteahhit ve yapı denetim arasındaki bu ilişki de tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Denetimi zayıf yapılmasını engelleyecek herhangi bir durumda söz konusu olmadı. Yani burada mal sahibi bir sefer belediyeleri zorlamayacak. Yani işte inşaat alanını daha çok yapmak için, daha yüksek kat yapmak için siyasi zorlamalarda bulunmayacak. Mühendis ve yapı denetim firmaları teknik sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirecekler. Müteahhit malzemeden çalmayacak. Tekniğin gerektirdiği malzemeyi birebir aynen kullanacak ve ondan sonra yapılan binalarda da bir sıkıntının, problemin olacağını tahmin etmiyorum. Mesela o İzmir'deki binalarda beton yanlış aklımda kalmadıysa C17 betonu kullanılmış ki bu aslında yapı için uygun olmayan çok zayıf bir beton kalitesi. Şu anda C30'lar falan kullanılıyor. Yani burada da geçmişten gelen maalesef bu tür eksiklikler, hatalarda mevcut. Evet ki biz aslında İstanbul'da da birçok şehirde de görüyoruz. İş yerlerinde kesilen kolonlar. Yani bu da var. Bu da aslında çok önemli bir sorun. Oralarda ne yazık ki kesilmiş ve bunun da tabii ki depremde yıkıcı etkisi büyük olduğunu görüyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi hepimizin aklına gelen depremden sonra biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Siz de aslında çok güzel açıkladınız Sayın Şeker. Aslında herkes üstüne düşen görevi yerine getirse bir sorun olmayacak. Ama maalesef burada kişiler de özellikle üzerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirmediklerini görüyoruz. Örneğin 99'dan beri gündeme gelen kentsel dönüşüm projesi gündemde ama hala aslında çok fazla biz yol alamadık. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ekonomik koşullara mı bağlıyorsunuz yoksa bireylerin inisiyatifine bırakılmasına mı bağlıyorsunuz? Çünkü genel anlamda dinlediğimizde müteahhitlerden de hayır efendim metrekarelik sorunu var ve çözemiyoruz diyorlar. Katılır mısınız? Şimdi şöyle izah edeyim. Tabii buraya geçmeden önce az önceki mesele şeyle ilgili binaların giriş katlarındaki kolonların kesilmesiyle ilgili konuyu dile getirdiniz. Gerçekten birçok yerde bundan dolayı çöken binaların olduğunu görüyoruz. Burada mesele sorumlu kim? Maalesef birinci derecede direkt sorumlu mal sahibi. Mal sahibi kestirmese onu gelip de dışarıdan kiralayacak olan insanın kesmesi mümkün değil. Dolayısıyla burada mal sahibine de ciddi sorumluluklar düşüyor. Kentsel dönüşüme gelince, kentsel dönüşümde kanun çıkarken genelde gönüllülük esasına göre yapılması öngörüldü. Yasa o şekilde, gönüllülük esasına göre. Ama burada gönüllülük esasına göre yapılabilmesi için de vatandaşa da ciddi anlamda teşvikler verildi, destekler verildi. İşte yapacağı bina ile ilgili bütün belediyede ödeyecekleri bütün harçlarda muafiyetler getirildi. Hatta yapılan binaların ilk satışlarında, satış harçlarından muafiyetler getirildi. Artı bina ile ilgili teknik inceleme yaptıracaksa bu konuda bakanlık destek, ekonomik destek verebiliyor. Kiraya çıkacağı zaman en az bir yıl süreyle kira ödemesi desteği veriyor. Bina yapması halinde daire başına ciddi anlamda bir kredi desteği veriyor. Bunların da faizinin %50'sini devlet kendisi karşılıyor. Taşınacaksa taşınma konusunda ciddi anlamda destek veriyor. Yani devletin bu anlamda
yapabileceği en üst düzeyde destekleri veriyor. Ama burada vatandaşın biraz şeyi var. Yani ya bize bir şey olmaz, bina sağlam gözüküyor diye değerlendirme yapıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Şu anda İzmir'de o yıkılan binalardan bir örneğin aile reisi dışarıda, diğerleri rahmetli olduysa aile reisine şimdi sorsanız ya burayı işte böyle böyle bir rapor vardı, niye terk etmediniz, niye boşaltmadınız deseniz inanıyorum ki şunu söyleyecektir. Keşke çıksaydım, keşke köprü altında yatsaydım, keşke sokakta yatsaydım da evladım, çocuğum, eşim hayatta kalmış olsaydı diye bu pişmanlığı şu anda yaşıyordur ama geçti tabii. İşte bundan sonra da bu pişmanlıkların yaşanmaması için devletin uzatmış olduğu o şefkat elini tutmak lazım. Evet. Ona, devlete de bu konuda destek olmak lazım. Çünkü devlet her türlü imkanı bu konuda vatandaşa seferber ediyor. Ha, burada şöyle bir sıkıntılarla karşılaşıyoruz arada. Şimdi kentsel dönüşümde diyelim ki 4 katlı binası var. Bina yıkıldı, yıkılacak. Mal sahibi istiyor ki buraya 4 katlıya ben binamı yap, 4 katlı binayı tekrar yaptırayım ama cebimden bir kuruş para çıkmasın. Belediye ilave 2 kat versin, 3 kat versin, onunla onu müteahhite verin, bu binayı da yaptırıyor. Bu da kent açısından sıkıntı. Yani bir ciddi anlamda bir yoğunluk getiriyor o bölgeye. İlave bir nüfus getiriyor. Nüfusun gelmesiyle birlikte işte sosyal donatı eksikliği ortaya çıkıyor, yol eksikliği ortaya çıkıyor, otopark eksikliği ortaya çıkıyor derken kent yaşanmaz bir hale geliyor. Bu da sıkıntılı. Dolayısıyla mevcut haliyle dönüştürme konusunda devletin imkanlarını vatandaşın kullanması lazım ve kendi evini çocukları için, akrabası için mezarlık haline dönüştürmemek için bu devletin uzattığı şefkat eli tutup binaları yenilemesi gerekir. Evet. Peki burada şöyle bir cümle de duyuyoruz, şikayet de duyuyoruz mal sahiplerinden baktığımızda diyorlar ki bizim bölgemizde rant yok, müteahhitler gelmiyor. Müteahhit de hayır, metrekare sorunu yaşıyoruz diyor. Katılır mısınız? Her yerde kentsel dönüşüm yapılmıyor mu? Ya da neden yapılmıyor? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu işi böyle kentsel dönüşümü ranta dönüştürürsek bu işin altından kalkamayız. Evet. Yani burada aslında vatandaş açısından en önemli rantın ne olduğunu ben size söyleyeyim. Ortak oturan vatandaş açısından en önemli rant kendisinin, çocuklarının, ailesinin, yakınının hayatta kalmasıdır. En büyük rant odur. Yani düşünün, binanız yıkılacaktı, yıkılmak üzere hasarlı bina. Siz burada işte ilave bir kat alamadığınız için, yapımı bedavaya getirmediğiniz için binayı yapmadınız. Bina yıkıldı, içinde bir sürü insan hayatını kaybetti. Bunun hesabını verebilir miyiz? Hiç kimse veremez. Bunu mal sahibi de veremez. Ailenin reisi de bunun hesabını veremez. Ha, bina eğer yıkılmadan o binayı yapıp birebir borçlanarak, devletin de desteğini kullanarak binayı yapıp içine geçtikten sonra Allah korusun orada oluşan bir depremde eğer bina yıkılmamışsa en büyük rant bu demektir. Yani bize bir olayı biraz da bu yönüyle değerlendirmek lazım. Yani bu işi ticarete dökersek işin içinden çıkamayız. Kesinlikle. Ticaret değil de can güvenliğimizi sağlamak istiyorsak, olası depremlerde evimiz yıkılmasın, az önce ifade ettiğim gibi evimiz mezarlık, mahalle mezarlığa dönüşmemesi için düşünüyorsak, o zaman rantına mantına bakmadan devletin vermiş olduğu desteklerle kendi imkanlarımızla bu işi çözmemiz lazım. Bir an önce yapmak gerekiyor ki kesinlikle. Bayraklı'da siz de biraz önce Sayın Şeker belirttiniz. Orada özellikle iki binanın ne yazık ki ailelerin arada anlaşamamasından kaynaklı bir rapor olduğu halde, mutlaka yıkılması gerektiği halde işte daireler anlaşamamış. Bunun örneklerini İstanbul'da da görüyoruz. Türkiye'ye baktığınızda deprem bölgesi. İstanbul beklenen Marmara depremi var bu açıdan değerlendirdiğimizde. Yani bunun işin içinden çıkmak tabii. için aslında hepimiz üzerimize düşen görevi şu aşamada yapmamız gerekiyor. Kesinlikle, ama yapılmadığını da görüyoruz. İlle bir deprem olacak, ille sallanacağız.
Belki o zaman aklımıza burada, geliyor. Burada ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Yani bir de işte mecliste olmaması bile, imar komisyonunda olmaması bile, bir de daha önceki belediye geçmişim ve de mesleğimin de bu işlerle ilgili olması hasebiyle, şu anda devlet gerçekten yapması gereken her türlü imkanda vatandaşın yanında, kentsel dönüşüm konusunda. Yani yasal düzenlemeler yapmış, kanununu çıkarmış, yönetmeliğini çıkarmış ve vatandaş bina yaparken karşılaştığı işte daha proje aşamasındaki 20-30 bin liralık şeyden, masraftan şey tutmuş, muaf tutmuş. Yani inşaat ruhsat harcıydı, iskan harcıydı, işte tapu harcıydı. Bunlardan muaf tutmuş. Artı sen binanı yapmak mı istiyorsun? Tamam, kiraya çıktığın zaman senin bir yıl süreyle karşılıksız kiranı da ben ödeyeceğim diyor. Kredi kullanmak istiyorsan kredi konusunda sana destek olacağım. Faizinin %50'sini de ben karşılayacağım şeklinde devlet her türlü imkanı veriyor. Çünkü bizim gerçekten depremlerden dolayı özellikle canımız çok acıdı. Çok acıdı. Devlet bundan sonra artık bir vatandaşın dahi burnunun kanamasını istemiyor. Bunun için de elinden gelen bütün imkanları seferber ediyor. Buna vatandaşın da sahip çıkması lazım. Buna bu anlamda destek olması lazım. Evet. Bu konuda şunu da sormak istiyorum. Güçlendirme çalışmaları var. Güçlendirme çalışmaları yeterli mi sizce? Yani tabii şimdi o bir teknik bir konu. Özellikle inşaat mühendislerini ilgilendiren bir alan. Benim teknik olarak benim alanımın biraz daha dışında ama tekniğine uygun olarak yapılırsa olabilir. Yani güçlendirmede bir çözümdür. Hatta bizi en son yapmış olduğumuz düzenlemede, yaklaşık 2 ay önceki çıkarmış olduğumuz düzenlemede de kentsel dönüşüm imar kanununda bir düzenleme yaptık. Orada da dedik ki İstanbul'da mesela vatandaş binasını güçlendirmek istiyorsa veya da 99 depreminde riskli olarak, orta hasarlı olarak belirlenmiş ama bugüne kadar güçlendirmesi yapılmamışsa bunların güçlendirmesini yapabilme imkanı da getirdi kanuni. Müracaat edip yaptırabiliyor. Bu yapı denetime tabi. Yapı denetim bu konuda kontrol edecek. Ve bununla ilgili de mesela güçlendirme yaparken diyelim ki binasında bir problem varmış, iskanı yok, ruhsatı yok. Buna da bakılmaksızın güçlendirme yapabiliyor. Bu tür yetkiyi de getirdik. Yani vatandaşa yardımcı ve destek olma açısından, binaların sağlıklı bir hale dönüşmesi açısından bu tür imkanları, bu tür yasal düzenlemeleri de yaptık. Güçlendirmeyi inşaat mühendislerinin bir kısmı uygun görüyor, bir kısmı uygun görmüyor ama mesela bakanlık da genel itibariyle böyle çok güçlendirme çok maliyetliyse yıkılıp yenisinin yapılması yönünde bakanlığın da genel görüşleri. Ama güçlendirme olabilir mi? Olabilir. Teknik olarak usulüne uygun yaparsanız, tekniğine uygun yaparsanız, projesine uygun yaparsanız, malzemeden çalmazsanız, birebir istenilen kalitede malzemeyi kullanırsanız güçlendirme de olabilir tabii. Peki bu deprem bölgeleriyle ilgili, özellikle riskli bölgelerden bahsedersek eğer, bu otorite kimde? Devlette mi? Yoksa bakanlıklarda mı? Yerel yönetimlerde mi? Yoksa herkesin üzerine düşen görevler var mı Sayın Şeker? Şimdi riskli bölgelerin belirlenmesi genelde belediyeler aracılığıyla veya bakanlık aracılığıyla yapılıyor. Belediyeler çalışmayı yapıyor. Diyor ki şu bölgeler diyor riskli alan diyor. Onun şeylerini, haritasını, çalışmalarını hazırlayıp sonra bakanlığa sunuyor. Bakanlıktan da Cumhurbaşkanlığı kararıyla o bölge riskli alan olarak ilan ediliyor. Riskli alan ilan edildikten sonra ondan sonraki çalışmaları belediye, bakanlık nasıl anlaşmışsalar o şekilde yürütüyorlar. Bir de riskli alan olmadan binanın riskliyse bunu vatandaşın kendisinin talep etmesi lazım. Yani bir bina, oturmuş olduğunuz bina ile ilgili kafanızda bir kuşku varsa, bir soru işareti varsa, acaba gerçekten dayanıklı mı değil mi diye kuşkunuz varsa bunu siz gidip müracaat etmeniz lazım. Bu işle ilgili yetkilendirilmiş firmalar var. O firmalar geliyor, inceliyorlar, karot alıyor, betondan karotlar alıyorlar, filmini çekiyorlar, röntgenini çekiyorlar ve donatıya bakıyorlar. Ve o inceleme neticesinde eğer bina olası bir depremde dayanıksızsa o zaman onunla ilgili gerekli raporlarını veriyorlar. Ve riskli bina olarak tespit ediliyorsa da ondan sonrası yıkılıp yenisinin yapılması gerekiyor. Peki ben genel itibariyle çalışmalar böyle. Peki. Merak edilen soruları da sorayım ben size Sayın Şeker. Peki benim oturduğum bina riskli.
Fakat diğer mal sahipleri bunu kabul etmiyor. O zaman nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Ya da ben kiracıyım, benim mal sahibim kabul etmiyor. Hayır diyor, şu anda bir güçlendirme yapamayız, çalışma yapamayız dediğinde benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Yani kiracıysanız iş biraz daha kolay. Şöyle kolay, ne yaparsınız? Evi boşaltırsınız. Eğer ciddi bir kuşkunuz varsa evi boşaltırsınız, gider başka yerden bir bina yer kiralayabilirsiniz. Ama mal sahibiyseniz, mal sahibinde de belirli bir çoğunluk ihtiyacı var. Yani daha doğrusu raporu siz kendiniz de yaptırabilirsiniz. Yani müracaat edersiniz. Diğerleri karışmasa bile örneğin masrafını siz karşılarsınız. Binanın raporunu çıkartırız. Eğer bina çürüp çıkarsa, riskli çıkarsa zaten onu belediyeye müracaat edeceksiniz. Belediye o binayı boşalttırmak zorunda. Resmi işlemi yapmak zorunda. Dolayısıyla ötekiler binanın yıkılması falan ayrı bir konu ama belediye boşalttırabilir binayı. Bu aşamaya gelince ötekiler de ister istemez oyunun içine katılacaktır. Buraya dahil olacaklardır. Ben şunu da özellikle ifade ediyorum. Özellikle bizim Marmara bölgesinde, Kocaeli, İstanbul, Gebze, Adapazarı, Düzce, Yalova bölgelerinde 99'dan önce yapılmış olan bütün binaların ben riskli olabileceğini düşünüyorum. Evet. O günün kullanılan hem yönetmelikteki teknik verilere göre hem kullanılan malzemelere göre, ki o dönemlerde maalesef yani İzmir'de de onu gördük, deniz kumu kullanılmış. Bu bölgelerde de maalesef o eskiden çok deniz kumu kullanılıyordu. Yani kullanılan teknik malzemeler açısından 99 öncesi yapılan binaların %80'i 90'ı gerçekten riski çıkma ihtimali çok çok yüksek. Benim bireysel kanaatim o. Evet. Bir de bu binalar da tabii ciddi anlamda da yorulmuş binalar. Aynı zamanda bir sürü depremler oluyor. O depremlerden hasar alıyorlar. Ve hissettiğimizi hissetmediğimiz birçok deprem oluyor. Onlarda da ciddi anlamda yoruluyor. Dolayısıyla 99 öncesi bütün binaların gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Ki Bayraklı özelinde de bakarsak orada da yıkılan binalarda 99 depremi öncesi yani eski yapılar olduğunu görüyoruz. Ki gökdelenler var, eski binalar var ve hiçbir sorun çıkmayan binalar da var ama yıkım olan binaların eski binalar olduğu gözler önüne yani serildi bir kez daha. Doğru. Hem kullanılan malzeme betondu, demirdi, beton kalitesi de az önce söyledim işte basından okuduğum kadarıyla yanlış hatırlamıyorsan C17 betonu kullanılmış. Yani C17 betonuyla şu anda C30'un üzerinde kullanılıyor. Yani neredeyse yarı yarıya bir kalite dayanıklık farkı var. Dolayısıyla 99 öncesi bir de yönetmeliklerdeki kabuller değişti. Kullanılan demir donatı kabulleri de değişti. Depremle ilgili tabii depremi bu kadar çok fazla bilmiyorduk. 99'a kadar, Marmara depremine kadar bu depremin bu kadar insanı hayatını etkilediğini, ülkeyi ciddi anlamda etkilediğini ancak o zaman fark ettik. Ona göre de bütün yönetmelikler de tekrar elden geçirildi. Kesinlikle fayı bilmiyorduk, fayı tanımıyorduk. Şimdi hepimiz fay kelimesini biliyoruz, anlamını biliyoruz. Ne kadar önemli olduğunu, nasıl bir tehlike yarattığını biliyoruz. Demişken de fay ile ilgili bir yasa vardı. Bunlarla ilgili meclisin gündeminde ne oldu bununla ilgili yasa? Şöyle söyleyeyim, yani fay yasası diye bir yasa çıkarmaya gerek yok. Şu andaki mevcut imar kanununda belediye verilen yetkilerle bunları zaten yapabiliyor. Ayrıca bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi bir bölgede imar planı yapacaksanız veya imar planının revizyonunu yapacaksanız öncelikle o bölgede jeolojik etütleri yaptırmak zorundasınız. Jeolojik etütlerin anlamı şudur. Zeminle ilgili jeofizik ve jeoloji mühendislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda zeminle ilgili size bilgi verecekler. Diyecekler ki burası çökme bölgesi. Buraya yapılaşmaya uygun değil. Burası dere yatağı, yapılaşmaya uygun değil. Burada sıvılaşma var, yeraltı su seviyesi çok yüksek, burada yapılaşma olmaz. Burası fay hattı, bilinen fay hattıdır, bu bölgede yapılaşma olmaz diye jeolojik etütlerle bunu zaten çıkarıyorsunuz. Ve belediye imar planı yaparken jeolojik etütleri yaptırma mecburiyeti var. Jeolojik etütü olmadan imar planı yaptırması mümkün değil belediyede. Dolayısıyla ayrıca ikinci bir fay hattı adını veya da bir başka adla işe çıkarmaya gerek yok ki. Bilinen bir şeyi ilan etmenin bir anlamı yok. Zaten var o.
mevcut kanunlarda, imar kanununda bunlar zaten var. İmar planı yapım yönetmeliklerinde bunların hepsi tek tek sıralanmış, yazılmış durumda. Peki bize düşen görevler nedir Sayın Şeker? Son olarak İstanbul'da yaşıyoruz, riskli bir bölgedeyiz. Tedirginiz. Tabii böyle depremler oldukça sürekli olarak tedirginlik halindeyiz. Ne yani yapalım? burada şöyle söyleyelim. Bize düşen görevler birincisi vatandaş olarak, mal sahibi olarak veya da yer sahibi olarak, daire sahibi olarak. Öncelikle oturduğumuz binaların, dairelerin sağlıklı mı değil mi, bu kuşkuyu kafamızdan atmamız için oturup anlaşıp binaların etütlerini yaptırmamız lazım. Binalarla ilgili rapor hazırlatmamız lazım. Eğer binalarımız sağlamsa aklımız arkada kalmadan rahat bir şekilde oturabiliriz, yaşayabiliriz. Eğer binalarımız problemliyse bunu bakanlıkla görüşüp binaların yenilenmesi için devletin sunmuş olduğu imkanları da kullanarak binalarımızı bir an önce yenilememiz lazım. Tabii bu arada belediyelerin yapması gereken işte özellikle onların elinde tabii bütün bilgiler de olduğu için genel itibariyle böyle çökme bölgeleri varsa, fay hatlarında yapılaşmalar varsa, alüvyum bölgelerde yapılaşmalar varsa o bölgeleri tespit edip o bölgeleri riskli alan ilan ettirip bakanlıkla birlikte ortak hareket ederek oradaki vatandaşları da kentsel dönüşüm imkanlardan faydalanarak o bölgelerin yenilenmesinin sağlanması lazım. Ve aynı zamanda yeni yapılacak olan binalarda da belediyelerin kesinlikle kaçak yapılaşmaya müsaade etmemesi lazım. Göz yummaması lazım. Ta temel aşamasında müdahale edip ve yapılaşmanın tekniğine uygun bir şekilde devam etmesi lazım. Bakanlıkta bu konuda vermiş olduğu imkanlar var. Daha fazla imkanlar olabilir mi? Daha fazla kaynak oluşturabilir mi? O konuda da bakanlık çalışma yapabilir ki yapıyorlar da bildiğim kadarıyla. Evet. Daha fazla imkan nasıl sunabiliriz diye. O konuda da hükümetimiz, devletimiz çalışmalar yapıyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben değerli teşekkür katkılarınızdan ediyorum. Dolayı vaktinizi bize ayırdığınız için Sayın Şeker, çok teşekkür ediyoruz. Peki, ben teşekkür ediyorum. Güzel İyi yayınlar dileyelim. Diliyorum. Sağlıklı günler dileyelim herkese, hepimize. Sağ olun. Hepimizi. İnşallah. Sağ olun efendim. İyi ki katıldınız Haber 16'ya. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun. AK Parti Milletvekili Sayın İlyas Şeker bizlerle birlikte oldu. Sevgili izleyiciler, depremle ilgili bundan sonra neler yapılabilir değerlendirmelerini aldık kendisinden. Bültenimize devam edelim. Amerika'ya gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde halk yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Sandıklardan sonuçlar geliyor. Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde salıncak eyaletlerde Trump önde. Genel tabloda ise Biden'ın az bir farkla önde olduğu belirtiliyor. Ancak Trump dakikalar önce demeyelim artık aslında biraz zaman da geçti öğlen saatlerinde basının karşısına geçip biz kazandık dedi. Seçimde de hile olduğunu açıkladı. Bakalım detaylara. Cumhuriyetçi Donald Trump mı, Demokrat Joe Biden mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık sonuçlarının belli olmasına kısa bir süre kaldı. Sandıklar açılmaya devam ediyor resmi olmayan sonuçlara göre. Cumhuriyetçi aday Donald Trump 213, Demokrat aday Joe Biden 238 delegeye ulaştı. Salıncak eyaletlerse belirleyici seçim sürecinde demokratlar cumhuriyetçiler arasında kararsız olan bu eyaletler salıncak eyalet olarak adlandırılıyor. Salıncak eyaletlerde Trump'ın önde olduğu görülüyor. Seçimlerde 50 eyaletin yalnızca ikisi dışında diğer tüm yerlerde en çok oyu alan parti tüm delegeleri kazanıyor. Sandıklar açılırken ilk açıklamayı Joe Biden yaptı. Seçimlere Wellington'dan seslendi. Biden geldikleri noktadan memnun olduklarını söyledi. Seçimlerin sonuçlarının yarın sabaha kadar öğrenemeyebiliriz ama bu karar Amerikan halkının kararıdır. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum dedi. Sonrasında Trump sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajında demokratların seçimi çalmaya çalıştıklarını iddia etti. Biz büyük oranda öndeyiz ama onlar seçimi çalmaya çalışıyor. Asla onlara izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz dedi. Twitter, Trump'ın paylaşımını kısa süre sonra uyarı verdi ve kısıtlama getirdi. Ardından Trump ilk konuşmasını yaptı sevgili izleyiciler. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz dedi. Melanie Trump ve Mike Pence ile kameralar karşısına geçen Donald Trump.
Ohio, Texas, Florida'yı kazandı. Bazı eyaletlerde önde olmamıza rağmen her şey bir anda durdu. Biz seçimi kazanıyorduk ki kazandık zaten ama ortada büyük bir hile var. Yüksek mahkemeye gideceğiz ifadelerini kullandı. Sandıkların açılmaya devam ettiği Amerika'da son durumu olarak da Biden az bir farkla önde gibi gözükse de seçimi Trump kazanabilir yorumları ağırlıkta sevgili izleyiciler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkım yaratan depremin ardından önemli açıklamalar yaptı. Perinçek, hatanın kamu yönetiminden başladığını söyledi. Türkiye'de 2 milyonun üzerinde konut stokunun olduğunu söyleyen Vatan Partisi lideri, kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerini sıraladı. İzleyelim. Esas nedir? Kamudan. Hata kamudan başlıyor. Kamu yönetiminden başlıyor. Yani devletten ve hükümetten başlıyor. Yani nedir? En önemlisi planlı kentleşme, şehircilik. Bütün temel mesele bu. Atatürk döneminin planlamalarına bakalım. O deprem olan bölgeler tarıma bırakılan araziler. Yani tarım arazisinde deprem olmuş, sallanmış falan önemi yok sonuç itibariyle. Adapazarı yani, patates tarlası yapacakken sen Adapazarı'na kentler kurarsan veya getirip Türkiye'nin sanayisini İzmit, Kocaeli, işte İstanbul üzerinden fay hatları üzerine kurarsan bu kamunun hatası. Yani sonuç itibariyle diyeceksin ki İstanbul 2,5 milyonu geçmeyen bir uluslararası finans merkezidir. Artı bir kültür merkezidir. Dünyanın başkentidir. Nüfusu da 3 milyondur. Atatürk'ün planlamasında böyleydi. Ama biz özel kar peşinde bir sistem kurunca sonuç itibariyle ne oluyor? Limanlara yakın, denize yakın kentler kurmak ondan sonra. Efendim yamaçlarda falan yerleşim merkezleri kurmak yerine götürüp alüvyonlu tarım topraklarının en verimli işte Bursa gibi ondan sonra efendim İzmir gibi, İstanbul gibi, Adapazarı gibi, Yalova gibi, Düzce gibi o fay hatları üzerine kentler kurmak. Bunlar hep kamu hatası. Ama şimdi geldiğimiz noktada da çözüm üretmek zorundayız. Tabii bundan sonrası için planlama ve şehircilik diyoruz. Şu anda yapılacak şey şudur. 2 milyon 200 bin konut stoku var. Ve bunun içinde incin top oynuyor. 700 milyarı biz çöpe atmışız. Düşünün. 700 milyar Türk lirasıyla bugün Türkiye'yi uçurursunuz. Ama şimdi madem o 2 milyon 200 bin tane konut var, çürük olan binalar, hasarlı olan binalar ve herhangi bir depremde ilk defa yıkılacak olan binalardaki vatandaşlarımızı oradan çıkartırız. O 2 milyon 200 bin boş olan evlere yerleştiririz. Kamu kaynağı artı o yerleşen ailelerin ödemeleriyle müteahhitler boş ve iflas ediyorlar. Banka borçlarını ödeyemiyorlar. Bunlar arasındaki dengeleri kurarak örneğin bu 2 milyon 200 bin boş konutu dolu konut haline getirebiliriz ve aynı zamanda da bir soluk alırız, zaman kazanırız ve şeylerin bir kısmını da yıkılmakta olan, yani yıkılması raporlara göre muhtemel olan binaları da yıkar. Ondan sonra oralarda inşaat izni verilmeyecekse oralara parklar yaparız, bahçeler yaparız, spor sahaları yaparız falan, oraya bina yapmayız. Eğer zeminleri müsait bina arazilerse de oraları işte kentleşme de değerlendirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı, İzmir'e gidelim. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 114'e yükseldi. AFAD, İzmir'deki deprem ilişkin son verileri açıkladı. Can kaybı 114'e yükseldi. 1035 kişi yaralandı. Yaralılardan 898'i taburcu edildi. 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Hastanelere kaldırılan 137 kişinin tedavisi sürüyor. 30 Ekim'deki depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere toplam 1855 artçı sarsıntı yaşandı. Arama ve kurtarma çalışmaları sona erdi. Binalardaki moloz yığınları kamyonlara yüklenerek kaldırılıyor sevgili izleyiciler.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık diyen kurum, ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180 bilgisini paylaştı. Kurum, kentsel dönüşüm ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir ifadelerini kullandı. 17 binada tüm İzmir genelinde 8 bin kişilik arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Sadece bir alanda şu an enkazımız kaldı ve o alanda da hassas bir şekilde enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok ama yine de hassas bir şekilde çalışmalarımızı AFAD koordinasyonunda sürdürüyoruz. Enkazımızı da bu hassasiyetle kaldıracağız. 22 bin binada 141 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını tamamladık ve ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180, 3680 bağımsız bölümden oluşuyor. 1267 az hasarlı, 190 orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmalarını başlattık. Yıkım çalışmaları çerçevesinde 4 binanın yıkımını dün itibariyle tamamladık. Bugün yine yıkımlar devam edecek. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım. Riskli binalarda oturmayalım. Gelin tüm Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurun. Bu başvuru çerçevesinde biz yetkilendirdiğimiz kuruluşlarca riskli bina tespitlerini yaptırabiliriz ve vatandaşımız daha sağlam, daha güvenli olduğuna inandığı konutlarda otursun. Biz ne İzmir'imizde, ne Elazığ'ımızda, ne Malatya'mızda ve bundan sonra herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz. Ve bu anlayışla, bu bilinçle, bu kararlılıkla süreçlerimizi, projelerimizi yürütmeye gayret gösteriyoruz. Hep söylüyoruz, kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar ülkemiz için önemlidir. Bakın bugün nasıl İzmir'de bir beraber olduysak, Elazığ'da, Malatya'da beraber olduysak, tüm Türkiye kentsel dönüşümde de siyasi bir kaygı gözetmeden, gelecek kaygısı gözetmeden kentsel dönüşümü kararlı bir şekilde yürütmek durumdayız. 91 saat sonra enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Minik Ayda'nın genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin'in hastanede tedavisi sürüyor. Genel durumunun iyi olduğu açıklandı. Nasılsın Ayda? İyi misin? Bak bütün Türkiye sana öpücüklerini gönderiyor. Herkes sana selamlarını gönderiyor. Ayda Gezgin, Rıza Bey apartmanı enkazı altında minicik bedeni, kocaman yüreğiyle saatlerce direnmişti. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucunda da enkazdan 91. saatte çıkarıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kulağın değerlendirmede kranial tomografisi normal. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Ayda Gezgin'i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Böbrek kompartıman sendromu diyebileceğimiz bir tablosu, böbrek fonksiyonları normal. Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi. İzmir'e gidelim. İzmir'deki çadır kentlerden biri de eski Bornova şehir stadına kuruldu. 217 çadırdan 116'sı doldu. 455 kişinin yaşadığı çadır kentte 24 saatlik güvenlik, sağlık hizmeti veriliyor. Tuvalet, mobil duş ve çamaşırhanenin yanı sıra çocuklar için oyun çadırları da bulunuyor. İzmir'deki çadır kentlerden birisi de Bornova eski şehir stadı. Burada 217 çadır var. Bu çadırların 116'sı doldu. 455 kişi şu anda bu çadırlarda yaşıyor. 2 gündür buradayız. Eviniz hasar aldı mı sizin? Aldı. Alt bodrum çatladı. Mecburiyet karşısında sığınma yerine geldik. Devletimize sığındık. Allah razı olsun. Afet şeyine orada kalıyoruz. Evimi buradan karşıdan seyrediyorum. 45 senedir karşıdan stadı izliyordum. Şimdi
evimi izliyorum. Çocuklara kıyafet verdiler, ayakkabı verdiler. Her sabah sıcak çorba veriyorlar, sağ olsunlar. Bizim karşılayamadıklarımızı onlar karşılıyorlar. Çadır kentlerde sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği aralıksız bir şekilde veriliyor. Aralıksız verilen hizmetlerden birisi de tabii ki güvenlik. Hem bekçiler 7/24 çalışıyor hem de polis teşkilatı çadırları korumaya, güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Senin ismin ne? Hava Nur. Hava Nur, ne yiyorsun sen? Börek. Ne yiyorsun? Börek değil. 4 çocuğumla kaldım. Gidecek kimsem de yok, ailem de yok. Ben de devletin işte verdiği çadırlarda kalmak için geldim. Allah razı olsun, sağ olsunlar. Yatacak yer verdiler, yiyecek sıcak yemek verdiler. Ya yardımlarımız çok geliyor, yemeklerimiz çok güzel, yataklarımız çok güzel, çadırlarımız güzel. Her dakika bir ihtiyacımı karşılıyorlar. Bunlarla ısınıyorsunuz değil mi? Evet, ama çok da güzel ısıtıyor. Allah razı olsun. Zaten bir 15 dakika yakmamız yetiyor, çadır ısıtıyor. Çadır kentlerde tuvalet, çamaşırhane, mobil duşların yanı sıra çocuklar da unutulmadı elbette. Çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Hayır, ne yapıyorlar? Sizi çekiyorlar. Çocuklar, çocuklar nasıl, eğlenceli mi, güzel mi? Evet. Neler yapıyorsunuz? Evet. Neler yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Oyun evet. Oynuyorsunuz. Başka? Evet. Sonra oyunlar oynuyoruz. Balonlar şişirip oynuyoruz. Aa, çok güzel. Kitap okuyor musun peki sen? Evet. Ara sırada kitap geliyor. Biz de o arada bazenler okuyoruz. Emir nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ne kadar iyisin? Göstersene bir. Oo, bayağı iyiymişsin sen ya. Ama hiç gülmüyorsun. Gıdıklamak mı lazım seni? Gıdıklamak mı lazım seni? Hadi hoşça kal. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Haber 16 devam ediyor. Sevgili izleyiciler, şimdi sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi. Türkiye'de günlük 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'de temsilcilik bulundurması gerekiyordu. Bulundurmayanlara ceza kesilecekti ve cezalar geldi. Şimdi bu konunun ayrıntılarını konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Murat Kırık. Ali Bey, hoş geldiniz Haber 16'ya efendim. Hoş bulduk Yeşim Hanım, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Bugün aslında sizler de bizler de yoğun bir gün geçiriyoruz. Özellikle İzmir depremi sonrası Amerika'daki başkanlık seçimleri var. İşte birazdan konuşacağımız sosyal medya yasası ve kesilen cezalar var. Gerçekten gündemimiz özellikle biraz yoğun oldu efendim, evet, bizim. Evet, evet. Gün içinde tüm haberleri sizin anlattığınız doğrultusunda biz de başlıklar halinde verdik. Ama sosyal medya düzenlemesini çokça konuştuk biz sizinle. Türkiye'de günlük 1 milyon kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerinin temsilcilik bulundurması gerekiyordu. Ama öncelikle şunu kısaca bahsedelim mi izleyicilerimize? Sosyal medya düzenlemesine neden ihtiyaç duyulmuştu? Şimdi efendim, aynen, çok güzel bir soru aslında. Biliyorsunuz sosyal medya, Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçek oluyor. Özellikle anonim ve sahte hesaplar üzerinden biliyorsunuz sosyal medyada çok farklı suçlar işlenebiliyor. Bunların başında tehdit, hakaret, aşağılama, özel hayatın gizliliğinin ihlali, mahremiyetin önüne geçilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçilmesi, ayrıca toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme gibi suçlar biliyorsunuz büyük sorun ve problem oluşturuyordu. Evet. Yine bununla beraber çocuk istismarı, cinsel istismar, pedofili de kontrolün olmadığı sanal dünyada had safhaya ulaşmıştı. Tabii bunların birikmesi, nefret suçlarının işlenmesi, hakaretlerin gelişi güzel bir şekilde gerçekleştirmesi ister istemez sosyal medya düzenlemesine bir ihtiyaç duymuştu ve sizden de yaptığımız yayınlara ifade ettiğimiz gibi 1 Ekim itibariyle yasa yürürlüğe girmişti ve bu yürürlüğe girdiğinden itibaren yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi geçti ve sizin de yayının başında belirttiğiniz üzere cezalar kesildi Yeşim Hanım. Şimdi kimlere bu cezalar kesildi, neden kesildi, niçin temsilcilik bulundurmamakta ısrar ediyorlar, nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şimdi Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal paylaşım ağlarının biliyorsunuz temsilci bulundurma zorunluluğu bu yasayla beraber gelmişti. Ve yalnızca efendim VK adını verdiğimiz sosyal paylaşım ağı Türkiye'de görev yapacak temsilcisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdi ve gerekli bilgileri internet sitesinde yayınladı. Dolayısıyla bu işlemi gerçekleştirerek kurtulmuş oldu. Ancak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope ve TikTok'un da aralarında bulunduğu kuruluşlara ceza kesildi ve bu kuruluşlar hala Yeşim Hanım ne yazık ki temsilciyi bildirmedi. Zaten süre dolmuştu biliyorsunuz. Dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcıları, sosyal medya siteleri özellikle bu süre zarfında Türkiye'ye dediğim gibi herhangi bir açıklama yapmadan efendim yasal sürede sona ermesine rağmen BTK'ya henüz bir bildirimde bulunmadı. Bundan dolayı işte Facebook, Instagram, Periscope, YouTube, TikTok başta olmak üzere diğer sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira para cezası kesildi ki yani Yeşim Hanım aslında hatırlarsanız yayınlarda da konuşmuştuk. 5 aşamalı sürecin ilki gerçekleştirmiş oldu Kasım başı itibariyle. Peki Ali Bey, soracağım, neden bildirimde bulunmuyorlar? Şimdi efendim biliyorsunuz bugün sosyal medya çok büyük bir reklam pastasına da sahip ve özellikle baktığımızda reklam pastası ile birlikte bu ilgili sosyal paylaşım ağları verilerini kendi merkezlerinde tutuyorlar. Bizim zaten bu sosyal medya yasasıyla ilgili isteğimiz bu ilgili verilerin Türkiye'de tutulması. Bunu dünyada isteyen iki ülke var Yeşim Hanım. Bir tanesi Çin Halk Cumhuriyeti. Bir tanesi de Türkiye. Yani bizim kişisel verilerimiz işlenecek vesaire neden Amerika'nın serverlarında, sunucularında kalsın? Doğru. Bu bizim kendi verilerimiz olduğu için bunun Türkiye'de kalması ve ileride bunların satılmaması adına biz bunu istiyoruz ve istememiz de çok doğru. Çünkü sosyal medya mecraları bugün hukuki denetimden de uzak aynı zamanda. Şimdi siz bunu yasaya rağmen temsilcilik açmazsanız ne olacak? Yani biz sizin yasalarınızı, biz sizin hukukunuzu tanımıyoruz anlamına geliyor. Evet. Bir. İkincisi vergi vermemek adına temsilcilik açmıyorlar. Bu da ikincisi. Üçüncü olarak özellikle Twitter'ın bu konuda inatçı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Özellikle Google, Facebook, Twitter, LinkedIn hatta Netflix gibi kurumlar yılda yaklaşık 100 ila 240 milyar dolar arasında bir kurumlar vergisi kaybı yaşatıyor. Bu çok büyük bir ekonomiye katkı ve kazanç sağlayacaktır. Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla efendim, vergiden kaçmak, hukuki yaptırımlardan kaçmak adına temsilcilik açmıyorlar. Dolayısıyla alışılmış, vergisiz bir şekilde tabiri caizse kemiksiz bir gelir elde ediyorlar. Neden bunu Türkiye'de hem verileri taşıyacaklar, sunucular buraya taşınacak, hem gelir vergisine tabi olacaklar, hem hukuki yaptırımlara tabi olacaklar ve sosyal medya dezenformasyonun, manipülasyonun bir numaralı aracı. Özellikle Türkiye'de çok farklı suçların sosyal medya üzerinden işlendiğini, yurt dışı kaynaklı sosyal medya hesaplarının özellikle terör örgütlerinin Amerika'dan yapmış oldukları bot ve sahte hesaplar üzerinden bilgi kirliliği yayarak algı operasyonları oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi bütün bunları bütün bir geniş bir perspektifle incelediğinizde neden açmak istemediklerini Yeşim Hanım daha iyi anlayacaksınız. Yani sadece ekonomik sebeplerden değil, iktisadi sebeplerden değil, aynı zamanda politik sebeplerden dolayı da bu sosyal medyayı silah olarak kullandıklarından dolayı da gelip buraya temsilci açarak Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olmak istemiyorlar efendim ki Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve buradan siz devasa gelirler elde ediyorsunuz. Vergisini vermiyorsunuz ve her türlü dediğim gibi Türkiye aleyhinde de kampanyayı göz ardı edebiliyorsunuz efendim. Tabii reklam gelirleri oldukça yüksek yani baktığımızda bu sosyal medya ağlarına ne kadar fazla reklam yayınlandığını da biliyoruz. Yani söylememize gerek yok bununla ilgili. O zaman bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Şimdi evet efendim, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bundan sonraki süreç artık bizim için önem arz ediyor. Şimdi cezanın tebliğinden özellikle 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekiyor. Zaten dedik ya 10 milyon ceza kesildi. Dolayısıyla şimdi efendim Kasım sonu itibariyle de 30 milyon Türk lirası idari para cezası kesilecek.
Bu da ikinci aşama oluyor Yeşim Hanım. Evet. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden 30 gün içinde bu yükümlülükte uygulanmazsa ilgili sosyal medya mecraları dışında Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketlerine reklam vermesi yasaklanacak. Bunun için de efendim Aralık sonunu diyebiliriz. Verilen reklam yasağı kararı da ne olacak efendim? Resmi gazetede yayınlanacak. Şimdi asıl bundan sonraki üçüncü aşamaya geçtiğimizde Yeşim Hanım, reklam yasağının kaldırılması ve bundan itibaren 3 ay içinde yine gerekli yükümlülük yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı ilgili sosyal medya mecralarının internet trafiği bant genişliğinin %50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu da efendim dördüncü aşama olmuş oluyor. Yani Mart sonu Nisan başına denk geliyor. 2021'in Mart sonu Nisan başı olacak Yeşim Hanım. Ve başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirmemesi halinde yine BTK Başkanı ilgili sosyal medya mecralarının yine trafik bant genişliğini bu sefer 50'den 30'a kadar daraltacak. Bunun için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek. Bu da dediğim gibi Nisan sonu Mayıs başı olacak. Asıl bizim için önemli olan şimdi Yeşim Hanım bu cezalar verildi. 10 milyon Türk lirası para cezası kesildi. İkinci aşamada 30 milyon Türk lirası kesilecek. Sonra reklam yasağı, sonra internet bant daraltması. Ancak sormamız gereken şu. Biz bu parayı bunlardan nasıl tahsil edeceğiz? Hmm. Şimdi asıl önemli olan noktalardan bir tanesi Yeşim Hanım. Şimdi ben edeceğimizi zannetmiyorum Yeşim Hanım. Yani bu noktada hakikaten çok umutlu olmak isterdim size. Ulusal kanal, değerli ulusal kanal izleyicilerine çok ümitvari bir konuşma içerisinde bulunmak isterdim. Ama bırakın burada bir ofis açmayı, bu noktada hiçbir şekilde bir temas bile kurulmadı Yeşim Hanım. Dolayısıyla aslında yasanın içerisinde çok avantajlar var. Bu yasa kapsamında sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak. Kişilik hakları ve tabii, özel hayatın gizliliği ihlalinde bulunanlara muhatap bulunacaktı. 48, efendim? Muhatap bulunacaktı herhangi bir muhatap sorun olduğunda. Muhatap bulunacaktı. 48 saat içerisinde Yeşim Hanım size bir işte tehdit, şantaj vesaire olduğunda 48 saat içerisinde bu dilekçenize cevap verecekti. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin yapılan her türlü işte başvuruyu da 6 ayda bir raporlar halinde hazırlayarak BTK'ya sunacaktı. Ve mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar doğacak zararlardan da maddi manevi doğacak zararlardan da sorumlu olacaklardı. Aslına baktığınızda Yeşim Hanım gerçekten güzel bir yasa ve belki ileride Amerika Birleşik Devletleri ki biliyorsunuz sosyal paylaşım ağlarının merkezi olarak görebiliyoruz. İşte Trump'ın tweetini ne yaptı bugün? Sansürledi efendim. Tabii. Yani işte manipülasyon ve dezenformasyon olduğu gerekçesiyle Trump'ın tweetini sansürledi ve Amerika merkezli bir sosyal medya mecrası Twitter ve kendi Amerikan başkanını bile ifadelerin düşüncelerini sansürleyecek bir noktaya geldi. Aslında büyüyen bir etki gücüne sahip bir mecra bugün Twitter baktığınızda. Dolayısıyla bunun kontrol ve denetim altında tutulması çok önemli ama yine Yeşim Hanım söylüyoruz. Bu kontrol ve denetim altında tutulacak. Ancak dediğim gibi düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik herhangi bir engelle karşılaşıldığında da tabii ki burada tüm toplum olarak da biz bunun karşısında yer alırız Yeşim Hanım. Bundan zaten kimsenin şüphesi olmasın ama bir denetim şart biliyorsunuz kontrolsüz güç güç değildir. Bu çok önemli bir cümle ve slogan aslında bizler için de. Şu an sosyal medya giderek büyüyen, genişleyen ve aslında bilgi kaynağının olmasının yanında bilgi kirliliğini de yayan mecralar durumuna geldi Yeşim Hanım. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok fazla bilgi kirliliği özellikle terör örgütlerinin sosyal medyada çok aktif ve faal bir şekilde rol aldığını unutmamak gerekiyor. İşte bizi kurtaracak şey sosyal medyayı kullanmamak, sosyal medyayı yasaklamak asla değildir. Bilinçli dijital okuryazarlar olmak, neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark etmek, kıyas etmek ama bırakın da bunu vatandaşlar, kullanıcılar farkına varsın. Yani Twitter gibi işte Trump'ın tweetini sansürle, Trumpçı hesapları kapat, hesapları askıya al, işte Biden'ı öven tweetleri ön plana çıkar. Bu da kusura bakmayın demokrasiyle asla bağdaşmıyor. Sosyal medya mecraları ifade özgürlüğünü koruması gerekiyor ama ne yazık ki bugün gördüğümüz olay işte Twitter'ın ne kadar demokrat olduğunu, ne kadar insan haklarına, düşünce ve vicdan hürriyetine ne kadar saygılı olduğunu da gözler önüne sermiş oldu bugünkü meydana gelen
Trump'a yapmış olduğu sansür. Aslında en büyük örnek diyebiliriz Twitter'la ilgili. Bugün Trump'ın nasıl tweet'in engellendiğini söyleyebiliriz. Son örnek olarak tabii ki. Şimdi evet. Birinci aşama 10 milyon çok kısa bir süremiz kaldı. 2 dakika. İkinci aşama 30 milyon ceza. Aralıkta reklam yasağı, sonra internet ağının daraltılması. Buraya kadar taşırlar mı? Çok kısaca alırsam yani bu noktaya kadar gelir mi? Şimdi reklam pastası yüksek. Ama bir de arkasından gelen internet ağı daraltması var. Peki bunu buraya getirirler veya şöyle diyeyim, bu aşamada tamam biz temsilcilik açıyoruz dediklerinde bu cezalardan vazgeçilir mi? Şöyle efendim, ben Türkiye'nin bu noktada yapıcı olduğunu düşünüyorum. Cezalardan belki dediğiniz gibi vazgeçilebileceği ya da hafifletici bir ceza uygulanabileceğini düşünüyorum. Ama Yeşim Hanım, az çok öngörülerim, sosyal medyaya dair yapmış olduğum çalışmalardan, araştırmalardan özetle size şunu söylemek istiyorum. Bu süreç Nisan ayını kadar bulur. Yani size şunu ifade etmek istiyorum. O bant daraltma cezası alana kadar ilgili sosyal medya mecraları direteceklerdir, ayak direteceklerdir. Çünkü ne zamanki bant daraltması meydana gelecek, insanlar işte VPN diye tabir ettiğimiz bu sanal ağ geçitlerini kullanacak ve buradan ilgili sosyal medya mecralarına girecekler Türkiye'de. Ben o sürece kadar, yani 2021'in Mart sonu Nisan başına kadar bu sürecin böyle gideceğini düşünmekteyim Yeşim Hanım. Yani sonuna kadar direneceklerdir. Çünkü halkın, özellikle kamuoyunun da bu noktada desteğini almak istiyorlar. Özellikle bunu da düşünce ve ifade özgürlüğü adı altında. Yani bakın, düşünce ve ifade özgürlüğünüz kısıtlanacak. Sosyal medya mecraları olmazsa sadece geleneksel medyaya kalacaksınız. Bu korkunun da pompalandığını görmekteyiz. Ondan dolayı ben 2021'in Mart sonu Nisan başına kadar bu bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalana kadar ilgili sosyal medya mecralarının bu konuda en azından Twitter gibi, Facebook gibi, Instagram gibi, YouTube gibi sosyal medya mecralarının ayak direteceğini düşünmekteyim. Peki. Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı Haber 16'ya. Sağ olun efendim. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyoruz size. Doçent İyi doktor. Yayınlar, sağlıklı günler. Teşekkürler. Doçent doktor Sayın Ali Murat Kırık bizlerle birlikte oldu Haber 16'da ve böylelikle Haber 16'yı burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın saatler 12.30'u gösterdiğinde Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda gün ortasıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.